Selamlar dostlarım, ben Mustafa Esat. Kaldığımız yerden Minecraft Türkçe plugin tanıtımları serimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere kendi sunucumda da kullandığım, yani developerlık yaptığım sunucularda da kullandığım, çok sevdiğim bir eklenti olan Advanced Ban pluginini tanıtacağım arkadaşlar. Bu plugin ne diyecek olursanız, sunucunuzdaki kişileri mutelemeyi, banlamayı, kicklemeyi, warnatmayı vesaire vesaire uygulamayı yapan plugin olarak da adlandırabiliriz. Ben dediğim gibi yani çoğu developerlık yaptığım sunucularda bu plugin'i kullandım. Herhangi bir sıkıntısını falan da görmedim arkadaşlar. Buradan bu arada source koduna falan erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani açık kaynak kodlu bir plugin bu. Mesela Bucket ve Bungee modülleri burada gözüküyor zaten. Buradan Bucket'e girebilirsiniz veya Bungee kullanacaksanız Bungee modülüne de bakabilirsiniz. Rechargers'a girdiğinizde arkadaşlar plugin YMLS'i gözükecektir. Plugin YMLS'inde burada komutları falan yazmış adam mesela buraya. Zaten yazması gerekiyor. Aksi takdirde komutları kullanamıyorsunuz diye biliyorum. Sonucunda burada eventler var arkadaşlar, listener'lar var. Gördüğünüz gibi buradan inceleyebilirsiniz. Adam kodları nasıl yazmış vesaire vesaire diye inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burayı kapatıyorum ben. İncelemek isteyen arkadaşlar dediğim gibi adam açık kaynak kod olarak burada paylaşmış. Girip bakabilirsiniz. Hatta benim yeni plugin'im var. Buna da bir göz atın falan diye yazmış adam. İsterseniz buna da bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi bugün sizlere Advanced Ban plugin'ini tanıtmaya çalışacağım. Download plugin diyelim arkadaşlar. Hatta bu arada plugin ile ilgili bir sıkıntı yaşarsanız benim Discord server'ıma gelin. Ya size elimden geldiğince yardım edeceğim diye de bir tane Discord server oluşturmuş arkadaşlar. Eğer plugin ile ilgili sorun yaşarsanız mesela konsolda error görürsünüz vesaire vesaire. Bunları direkt adamın Discord sunucusuna giderekten sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına bakacağım. Oradan sorunsuz bir şekilde yine indirebileceksiniz. Biz indirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer siz Bankcode kullanıyorsanız arkadaşlar sadece Bankcode'a bu plugin'i atmanız yeterli. Ama eğer Spigot kullanacaksanız ya yani sadece bir tane serveriniz varsa yani Bankcode'a falan hiç bulaşmadıysanız direkt Spigot serverinize falan kurabilirsiniz arkadaşlar. Size hatta göstereyim. Şöyle girelim abi şuraya. Buradan nereye girecektik? Nereye gireceğiz abi? Bizim servisler nerede? Masaüstü. Buradan Esad'a girelim. Buradan servislere girelim. Şimdi 1.12.2'de sıkıntımız yok herhalde değil mi? VIA versiyon falan varsa sıkıntı yoktur. Tam VIA versiyon burada varmış. Direkt buraya atalım. Buradan size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Pluginimizi buraya attık gördüğünüz gibi. Sonra start button'ımıza basalım. Pluginimiz açıla dursun. Bu arada Look Permissions var mı ya? Look Permissions olsa iyi olurdu. Ha, aynen ne? Look Permissions de varmış. Çok güzel abi. Bakalım serverimiz açılacak mı sorunsuz bir şekilde. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Önceden RAM ile ilgili sıkıntılar yaşıyordum. Serverimiz açılmıyordu. Bildiğiniz gibi. Umarım öyle bir sorun yaşamayız. Yani sorunsuz bir şekilde serverimiz açılıyor gibi. Aynen, sıkıntı yaşamayacak gibiyiz. Hadi inşallah. Evet gördüğün gibi zaten Advanced Ban. Bu neye error verdi abi? Arkadaşlar bu gitmiş VaultGuard error vermiş. Ben zamanında buraya VaultGuard falan kurmaya çalıştım da desteklemeyen sürümünü kurmaya çalıştım. O yüzden error veriyor. Yani buradaki error'u boş verin. Siz şuradaki Advanced Ban'ın orayı görmüşsünüzdür zaten. Oradaki Advanced Ban'ın aktif olduğunu görün yeterli benim için. Abi Eggwars falan da var burada değil mi ya? Neyse Eggwars'ın içinde tanıtı vereyim. Bir şey olmaz. Herhangi bir şey etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu arada 3 dakika olmuş. Sonrası bir şekilde kayıt ediyoruz. Umarım sesim iyi geliyordur bu arada. Ses ayarlarını olmadı şey render programında da artırmaya çalışırım eğer ses az falan gelirse. Şimdi arkadaşlar şöyle direkt connect yapalım. Böyle local host yazalım şöyle. Sonsuz bir şekilde server'ımıza girebileceğiz şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde server'ımıza girdik. Bu ne diyecek olursanız arkadaşlar bu bizim Eggwars plugin'i tanıttığımız videoda yaptığımız alan. Zaten burayı biliyorsunuzdur siz. Ben gideyim şöyle şuraya kendimize bir yer açayım arkadaşlar. Buradan plugin'i tanıtmamıza başlayalım istiyorsanız. Şey gir abi gir gir gir. Gir. Ha tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya geldik mesela şimdi slash pl yazalım. Öncelikle plugin'in çalıştığını göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi Advanced Ban sonrasız bir şekilde çalışıyor yeşil bir renkte. Zaten herhangi bir requirements yok yani herhangi bir zorunlu plugin eklentisi yok yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Mesela bazı pluginler şöyle oluyor. Mesela protokol loop olmazsa ben çalışmam diyor plugin. Kendisi otomatik olarak kapatıyor. Bu plugin öyle bir şey değil. Herhangi bir plugin gereksinimi duymuyor yani. Şimdi slash advanced ban yazabilirsiniz. Advanced ban zaten taba bastığımız otomatik olarak donduruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi advanced ban developer leak status table version 2.3.0 license public storage. Şu an bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yani MySQL'e falan bağlamadık. Bunu gösteriyor. Server olarak Spigot veya Bucket diyor. Uid mod disabled olarak prefix'te advanced ban olarak gözüküyor arkadaşlar. Bunları nasıl değiştirebileceğinizi falan göstereceğim zaten sizlere. Öncelikle arkadaşlar mesela siz birine mute atmak istiyorsunuz değil mi? Mute. Mesela Mustafa Esat Temel yazarsınız. Mute Mustafa Esat Temel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. You are not able to mute diyor. Evet kendimizi muteleyemiyoruz. Diop Mustafa Esat Temel yazalım arkadaşlar. Kendimize diop verdikten sonra konsolumuza gelelim. Konsolumuz da arkada kalmış abi.
Muhtemelen Mustafa Esat Temel. Mustafa Esat Temel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. You are not able to mute Mustafa Esat Temel diyor. Abi biz kendimizi LP'den şey mi verdik acaba? Allah Allah. Kiç Mustafa Esat Temel. Mustafa Esat Temel. Allah Allah. İlginç. Kendimize bir op verelim arkadaşlar. Ben Luke Prince'i bir kontrol edeyim. Mustafa Esat Temel. Kendimize tekrardan op verdik. Slash LP editör yazalım. Sadece meclise basalım abi. LP editörden falan kendimize banlanma etkisi vermiş olamayız. Çünkü daha ilk kez oluşturuyorum. Aynen. Kendimizi niye banlayamıyoruz acaba arkadaşlar? Dur, biz online moddan şey aldıydık bunu. Sıkıntılı durumlar. Allah Allah. Neyse, hep sıkıntı yaşamayız herhalde. Şöyle bir yap abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki tane farklı hesap olarak görüyor şu an bizi. O editten kaynaklı bir sıkıntı var. Direkt ben serverımızı bir online moda alayım arkadaşlar. Sıkıntıyı hemen çözüvereyim. Geleceğim hemen birazdan arkadaşlar. Hatta burayı hızlandırıveririm ben ya. Direkt şöyle Esad'a gel abi. Ey Uğit, bizi ne uğraştırdın sen? Gel direkt Spikot yemeli değil hatta ya. Server properties'te online moda true yapıverelim. Uğit'ten yana bir sıkıntı yaşamayalım. Online mod true. Buraya CTRL-S yapalım. Şey, sanırım kaydedelim. Sanırım başlatalım bakalım. Sonsuz bir şekilde şimdi yapacağızdır arkadaşlar. Bekliyorum hatta. Sanırım da sırada dursun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. Ben buraları kestim mi, kırptım mı veya hiç kesmemiş de olabilirim, hızlandırmamış da olabilirim. Bu arada çık gir yapalım da bir server bug'a soktuk. Tamam, şöyle Eggwars'ımızdan çıkış yapalım. Hatta bunları atabiliyoruz. Biz Eggwars plugin'ini bozmuşuz. Tamam, sen git abi, sen git o zaman. Siz gidin böyle. Şimdi Advanced Spawn plugin'imizde tekrardan mute. Mustafa Temel yazalım mesela. Hatta şuradan yazacağız. Çünkü kendimizi muteleyemeyeceğiz büyük ihtimalle. Mute Mustafa Esat Temel. Mustafa Esat Temel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde kendimizi mutluyabildik. Yani dediğim gibi UID sorunuyla karşılaştık. Online modu turu yaptığımızda UID sorunu düzeldi. Normalde direkt offline modu alsaydım, önceden online modda giriş yapmasaydım da sorunsuz bir şekilde mutluyabilecektik kendimizi. Ama dediğim gibi şimdi de zaten online modu turu yaparaktan sorunumuzu çözebildik. Şimdi arkadaşlar SAS yazayım mesela. Gördüğünüz gibi you are permanently muted diyor arkadaşlar. Yani sen sınırsız bir şekilde mutelendin diyor. Bu temizi açalım şimdi. Onu mute Mustafa Esat Temel. Mustafa Esat Temel. Şimdi temp mute Mustafa Esat Temel. Bu ne işe yarıyor diyecek olursunuz arkadaşlar. Bu süreli bir şekilde mute atmak için. Bu arada siz oyunda temp mute şeklinde player'lara mute atabilirsiniz. Ben kendime mute atabilmek için buradan yazıyorum ya. Yanlış anlamayın. Temp Mustafa Esat Temel. Siz tabii ki bunun başına slash koyacaksınız arkadaşlar. Burada yazdığınızda yani slash olacak. Buradayken böyle temp mute diye yazmayın. Başına slash koymanız gerekiyor. Temp mute Mustafa Esat Temel. Sonra arkadaşlar gününü yazacaksınız. Mesela W arkadaşlar hafta demek. Hatta onları şöyle göstersem daha faydalı olacaktır. Daha sağlıklı olacaktır. Buraya gelelim abi. Burada komandlar var zaten. Buraya basarak da çoğu şeyi görebilirsiniz abi. Hatta ne diyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. X mo. Yani bu mo arkadaşlar. I demek. D day demek. H horse demek. M minutes demek. S seconds demek arkadaşlar. Sonucuma da sebebi yazıyorsunuz zaten. Temp ban için bu, banip için bu, ban mute için bu, kick için bu arkadaşlar. Sonucuma burada sebebi değiştirmek için mesela siz birine mute attınız, küfür dediniz ama çocuk aslında küfür etmemiş, spam yapmış. Onu değiştirmek isterseniz bunu falan kullanabilirsiniz. De kimse uğraşmaz herhalde öyle bir şeye. Sonucuma unban var arkadaşlar, un mute var. Zaten bunları da işte birazdan göstereceğim. Sonra history var arkadaşlar. Onu da göstermeye çalışacağım sizlere elimden geldiğince. Şimdi arkadaşlar tekrardan tap mute Mustafa Esat Temel. Mesela 10 saniyeliğine kendimizi de mute atalım arkadaşlar. 10 s yazıyorum yani 10 seconds. Ya İngilizce olarak yapmanız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde. Mesela 10 saniye falan. Gerçi s seconds saniye aynı şey. Ama mesela 10 d falan yazamazsınız arkadaşlar. 10 d yazdığınızda siz bu dakika olarak düşünürseniz olmaz. 10 d 10 d olarak geçer İngilizce'de. O yüzden bu 10 d olarak geçiyor. Eğer dakika olarak mute atmak istiyorsanız buraya m yazmanız lazım. Yani minute İngilizce'de minute dakika anlamına geliyor. Biz şimdi kendimize saniyelik mute atalım. Sebebine de hatch. Şöyle hatch yazalım. Hatch. Tamam, gördüğünüz gibi arkadaşlar kendimize sonsuz bir şekilde mute attık. Dur mute'yi gösterivereyim. Sürekli gidecek. Heh. Bak arkadaşlar. 17, 6, 4, 3, 2, 1. Birazdan yazabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde yazabiliyoruz. Çünkü kendimize sadece 10 saniyeliğine mute atmıştık. Bu temiz sonsuz bir şekilde otomatik olarak kaçıldı arkadaşlar. Şimdi tekrardan buraya gidelim. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Mesela kendimizi kitleyebiliriz. Kitik Mustafa Esat Temel. Burada niye tab completed olmuyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar advanced ban you got kicked reason none diyor arkadaşlar. Yani buraya sebebi yazsaydık, hatta onu da göstereyim. Kick Mustafa Esat Temel hacker.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık Reason'da hacker yazıyor. Bunları nasıl editleyebildiğinizi de göstermeye çalışacağım zaten arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi şeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer Bankicore hesabınız varsa arkadaşlar, bu arada şunu kesinlikle unutmayın. Mesela siz bunu Bankicore'da kurdunuz ya. Herhangi bir Bankicore permeklentisi lazım size. Aksi takdirde Spigot permeklentilerinden, mesela şu an göstereyim sizlere. Benim şu an Spigot'ta aynı şey var ya, LookPrimes. Buradaki LookPrimes'ten bu Advanced Mind etkilerini versem bile kullanamayacağım. Çünkü ben plugin'i Bankicore'da kurmuşum. Bankicore'da kurduğum gibi Bankicore yetki plugin'i ile kendime yetki vermek zorundayım. Yani LookPrimes Bankicore'dan kendinize yetki verirseniz sonsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Aksi takdirde plugin'i hiçbir şekilde kullanamayacaksınız arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama ben mesela şu an kendime op versem bile sonsuz bir şekilde kullanırım. Kendime pen vermesem, op versem kullanabilirim. Çünkü bunu Spigot'a kurdum. Spigot'ta herhangi bir şekilde öyle sorun yaşamazsınız. Ama dediğim gibi Bankicore'da kuracaksanız eğer bir Bankicore yetki eklentiniz de olsun, LookPrimes Bankicore gibi. Bu uyarıyı da geçtikten sonra arkadaşlar, banlanınca da aynı mantık oluyor yani arkadaşlar. Onu da siz kendiniz deneyerek görebilirsiniz. Hatta işinizde kalmasın ya, tamam göstereyim. Tamam, gösteriyorum. Ban Mustafa zaten, hatta temp ban yapayım da. Tekrardan ban açmak istemiyorum arkadaşlar, üşengeçlik. Temp ban. Mustafa Esat Temel. 5 saniyeyle ban atalım arkadaşlar kendimize. Hello yazalım şöyle, hello. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, retry yapalım. Giremeyeceğiz arkadaşlar. Bu arada aynen 2 saniye kalmış gördüğünüz gibi. Tekrardan red yapalım. 2 saniye bitmiştir herhalde. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde server'ımıza giriş yapabildik. Şimdi arkadaşlar, Advanced Span ile ilgili size her şeyi gösterdim sanırsam. Birazdan mesela editlemeyi de göstereceğim. Ama ondan ziyade şunları bir gösterirsem size de iyi olur. Bu arada siz zaten kendiniz girerseniz buradan görebilirsiniz de. Burada zaten tüm komutları göstermiş abi arkadaş. Tüm komutları buraya yazmış. Hatta siz şöyle yapsanız bile gösterecektir zaten. Advanced Span. Help yazsanız bile. Dur kendimize op verelim. Op'umuz yok ki. Op Mustafa Zatemel. Şimdi Advanced Ban Help yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Advanced Ban Reload, Check, Notes, Warns, History, Ban List, Unpunish. Yani punishlediyseniz bir oyuncu. Buradan punishini kaldırabiliyorsunuz. Sonra sebebini değiştirebiliyorsunuz. Mesela siz küfür diye mute attınız, onu spam'a çevireceksiniz. Yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde varını kaldırabiliyorsunuz. Mute'yi kaldırabiliyorsunuz. Zaten temp'liler arkadaşlar süreli demek. Temp zaten süre anlamına da falan geliyor yani. Süreli ban, süreli mute tarzı şeyleri bu komutta yapabilirsiniz. Mesela slash history ne işe yarıyor diyecek olan arkadaşlar için. Mesela slash history Mustafa Esat Temel yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben zamanında 10 saniyeline temp mute yemişim. 5 saniyeline banlanmışım. Sonra kilitlenmişim. Hacker diye kilitlenmişim. Böyle bir şey diye. Sonra tekrardan mute yemişiz arkadaşlar. Zaten bunları videonun başında yapmıştık hatırlayacak olursanız. Sonra mesela şöyle de yapabilirsiniz. Hangi komutlarımız vardı size onu da göstereyim. Bir tane daha önemli bir komutumuz vardı. Buradan o komutu bulabilirsem. Check mesela, check arkadaşlar. Check. Bu da güzel bir komut bu arada. Mustafa Esat Temel yazarsanız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonsuz bir şekilde oyuncunun UID'sini görebiliyorsunuz. Sonra ismini görebiliyorsunuz. Sonra IP'sini görebiliyorsunuz. Bu şu an 127.0.0.1 olarak. Çünkü Localhost'ta kurdum ya arkadaşlar ben server'ı. Benim IP'm otomatik olarak bu olarak kayboladı. Country'sini failed diyor. Bu fazla sıkıntı çıkaracak bir şey değil zaten. Muted değil, muteli değilim. Yani banned da değilim, banned da değilim. Warn'ım da yok, notice'ım da yok arkadaşlar. Genel olarak Advanced Ban ile ilgili tanıtacaklarım bu kadar arkadaşlar. Size son olarak şunları göstereyim. Zaten buradan dediğim gibi komutları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan CA komutuna basaraktan komutları kapatalım. Buradan A Permissions'a girelim. Dediğim gibi arkadaşlar, normalde Spigot Server'da eğer Advanced Ban'ı kurduysanız buradaki permleri vermenize gerek yok. Eğer sizde OP varsa, OP varsa istediğiniz gibi Advanced Ban komutlarını uygulayabileceksiniz. Ama siz eğer bunu Bankicore'da kurduysanız kesinlikle Bankicore yetki plugininizden bu yetkileri kendinize vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde kullanamazsınız arkadaşlar. Mesela siz temp mute atamıyorsunuz değil mi? Niye atamıyorsunuz? Çünkü atamıyorsunuz. Dur nerede? Mute temp. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temp mute permini vermeniz lazım. Sonracığıma normal mute atamıyorsunuz. Bu permi vermeniz lazım. Warn atamıyorsunuz perm olarak. Bunu vermeniz lazım. Sonracığıma adamın IP'sine bakamıyorsunuz. Adamı göremiyorsunuz. Bu permi kendinize vermeniz lazım arkadaşlar. Sonracığıma limit prestration. Burası zaten daha önce gösterdiğim şeylerden bahsediyor. Aynı şekilde buradan da permissions for Bankicore diye de bahsetmiş abi. Şey diyor arkadaşlar, burada AB nokta yıldızı kullanırsak herhalde tüm özelliklere sahip olabiliyormuşuz. So service server don't have our... Yok olmayacak diyor. Config'ten bir ayarı değiştirirsek arkadaşlar, eğer siz Bankicore'daki yetki plugin'inize bunu yazarsanız otomatik olarak tüm yetkilere sahip olabileceğinizden bahsediyor burada.
Sadece burayla ilgili işimiz bitti herhalde arkadaşlar. Bu arada bunun add-onları varmış arkadaşlar. Bak, plugin supporting advanced man, Discord ban announcer. Mesela Discord'a otomatik olarak mesaj falan yolluyor herhalde. Bir inceleyelim isterseniz sizlerle birlikte. Aynı şekilde autoban var arkadaşlar. Alt account'ları banlıyormuş. Bu da güzel bir şey. Mesela FFA'da hile açan birine banlarsanız alt hesabı bile gelmeye çalışır. Bu plugin onun için birebir diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta SS falan koymuş mu? SS'ine bakıverelim. SS koysaydın ya kanka, gördüğünüz gibi arkadaşlar, birini banlandığında otomatik olarak bir tane kanala böyle mesaj yolluyor. Millet kimin banlanıp kimin banlanmadığını falan da bu kanallar sayesinde görebilirler. Bunu kapatayım, bunları dediğim gibi inceleyebilirsiniz sizler. Buraya geçelim artık. Zaten gördüğünüz gibi yorumlarında çoğu olumlu zaten. Şimdi tekrardan şuraya dönelim abi. Buradan config'imize bir giriş yapalım. Advanced banımız nerede? Burada. Buradan config'imize sağ tık yapalım. Gerçi config ile ilgili fazla gösterecek bir şeyim yok ki. Config'den fazla bir şey değiştirmeye gerek yok arkadaşlar. Eğer siz MySQL kullanacaksanız, yani verilerinizi MySQL'de depolayacaksanız, bunu true yapıyorsunuz. Buraya MySQL bilgilerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonucunda set to fast if you want have only short message in the console. Console'da daha kısa mesajlar istiyorsanız bunu false yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu detaylı mesajlar diyor. Bu da detaylı disabled mesaj diyor. Tamamdır. Bundan yani sıkıntımız yok. On startup şarttan okey. Buralar boş yerin arkadaşlar. Buraları boş yerin. Date format arkadaşlar. Dediğim gibi. The date format date variable. Date variable'ını kullanabiliyormuşuz bu arada. Scoreboard'da falan gösterebiliyoruz herhalde. Ha, bu date variable dediği şey şu an bu şey arkadaşlar. Dilim ucunda. Mesela siz birini 10 dakikalığına mutlu ediniz ya. Hatta 10 dakika demeyelim de 1 yılına muteliniz mesela arkadaşlar. Burada 1 yıl yazacak. Burada ayı yazacak. Burada günü yazacak. Burada da saati ve dakikası yazacak. İşte o mantıkla ilerliyor yani bunlar. Bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Mesela bu kadarını kaldırırsınız. Sadece yıl, ay ve günü göstersin diye ayarlayabilirsiniz bunları. Dediğim gibi de hani sizlere şunu göstermiştim ya, Google Chrome arkamızda mı? Nerede abi? Buradan permission ilgili bir şey göstermiştim ama eğer şu ayarı aktif ederseniz, nerede bizim Notepad plus'ımız? Eğer arkadaşlar bu ayarı aktif ederseniz AB al verdiğinizde sorunsuz bir şekilde tüm komutlara erişim sağlayabileceksiniz herhalde. AB ban al. AB ban nokta yıldız. This does not work with negative permissions. Okay. Sonucu arkadaşlar uyut feature var. Buraya hiç dokunmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Boşuna. Sıkıntı yaşamayın yani. Bozunca falan boşuna res atmak zorunda kalmayın. Bu varna actions ne diyecek olursanız arkadaşlar, size varna atmayı göstermiştim ya en başta. Mesela biri 3 varna uğraşınca konsolda bu mesaj işleniyor arkadaşlar ve o kişiye 3. varnanın yüzünden kilitlendiğini yazıyor. 4. varnanın da 30 dakikalık ban atıyor. 5. varnanın da 5 saatlik ban atıyor. 6. varnanın da 7 günlük ban atıyor arkadaşlar. 7. varnanın da 1 aylık. Bunları kendinize göre editleyebiliyorsunuz arkadaşlar, dediğim gibi. Şimdi burayı kapatalım istiyorsanız ve diğer şeylere gelelim. Burada layout var arkadaşlar. Layout'a da bir göz atalım istiyorsanız. Layout arkadaşlar şeyi gösteriyor. Mesela bu oyuncu banlandı. For hacking. Bu arada bu layout otomatik banlayan şey diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam bu neymiş mesela. Ban logo. Example layout. Ha, bu layout klasik şey o zaman arkadaşlar. Şuradan göstereyim sizlere bir. Nerede bunun komutları? Arkadaşlar burada layout var ya, bu layout oradaki layout anlamına geliyor mesela. Hiçbir şekilde komut yazmak falan istemezsiniz mesela. Direkt hashtag layout yazarsınız. Layout otomatik olarak şu anlama geliyor yani. Buradaki şeyin anlamına geliyor. Burayı da kendinize göre editleyebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da kapatalım arkadaşlar. Sonra tekrardan böyle file'ımıza gelelim. Mesaj kısmına gelelim. Buraya sağ tık edit with notepad yapalım. Buradaki şeyler size göre ne alaka abi? Herkese göre önemli yerler yani. Burayı kendinize göre editleyeceksiniz abi. Mesela şuraya şey yazalım. Buradaki reason arkadaşlar sebep. Yani banlanma sebebiniz. Eğer burayı kaldırırsanız kilitlenen kişi, pardon, bu yani banlanma sebebiniz dedim. Bu kilitlenme sebebiniz. Çünkü menüsünün altında çalışıyoruz abi. Eğer bunu kaldırırsanız kilitlenen kişi neden kilitlendiğini göremeyecek. Eğer sebep yazsanız bile. Bu yüzden bunu kaldırmayın, bu kalsın. Ama Türkçeleştirebilirsiniz mesela arkadaşlar. Kilitlendin adamım, kilitlendin adamım, adam ol. Böyle saçma saçma şeyler yazabilirsiniz. Burada zaten nasıl kullanılacağından falan bahsetmiş arkadaşlar. Mesela siz yanlış yazarsınız. Hatta mesela yeni mod alım yapmışsınızdır. Yeni helper alım yapmışsınızdır. Bu komutları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlardır. Kick ismi sebebi yazın şöyle. Sebebi. Sonucu CTRL-S yapın. Buraya da başarılı bir şekilde kick it yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani sol altta onu yazacak yani. Bu kişi başarılı bir şekilde kicklendi yazacak. Notification kısmına gelince de arkadaşlar. Bu perme sahip olan kişiler, hatta onu da göstereyim şöyle.
Nerede bizim perms kısmımız? Ha, arkadaşlar mesela sizin OP yetkiniz yok değil mi? Lookperms'ten mesela kendinize şunu verdiniz. OP noti AB notifi ban yetkisini mesela kendinize verdiniz. Tamam, sizin OP'niz yok. Bir tane arkadaşınız gitti birine ban attı. O banın bildirimini almak istiyorsanız kendinize bu yetkiyi veriniz abi. Birinin banlandığını falan mesela tüm default ranktaki kişilere göstermek istiyorsanız herkese bu yetkiyi verin. Kim banlanmış, kim banlanmamış herkesi sonsuz bir şekilde chat'te görebileceklerdir arkadaşlar. Bu arada söyledikten sonra tekrardan Notepad++'ımıza gelelim. Hatta sizlere bunu bir göstereyim. CTLS yapalım. AB reload yapalım şöyle. AB reload. AB ne ya? Gerçi advanced ban. Deneyelim bakalım olacak mı? Add one jet olur mu hiç? Reload. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuç bir şekilde advanced ban'ı reloadladık. Şöyle kick yazalım abi. Kick. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kick ismi sebebi. Mesela yeni bir mod almışsınızdır. Nasıl kullanacağını bilmiyordur komutu. Bu şekilde modunuza yardımcı olabilir yani buradaki şey. Aynı şekilde kendimizi bir kitleyebiliyor muyuz? Kitleyemeyeceğiz büyük ihtimalle. Kitleyebilirsek iyi olur ya. Mustafa zaten ben. Evet kendimizi kitleyemiyoruz tabii ki. Şuradan kitleyeceğiz illa. Keçik Mustafa Esat Temel. Opumuz var arkadaşlar. Diop Mustafa Esat Temel. Kik Mustafa Esat Temel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendimizi kitledik. Kitlenen adamım adam ol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yazdığımız metin sonrası bir şekilde. Oraya işledi abi. Sanırım burada da çekler var. Mesela çekti arkadaşlar şeyi gösteriyordu ya. IP'sini gösteriyordu, sonra location'ı gösteriyordu, UID'sini gösteriyordu ya. Onu da buradan sonsuz bir şekilde düzenleyebileceksiniz arkadaşlar. Sonra yukarıya çıkalım. Bizim ana prefiksimiz Advanced Span arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu mesela sunucunuzun ismi olarak değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde renk kodlarını, kalınlığını falan da buradan ayarlayabileceksiniz. Ben mesela buraya Baba Pro'nun SV'si, Baba SV. Tamam, Baba SV yazarım, CTLS yaparım. Şimdi giriş yapalım sunucumuza, tekrardan kendimizi bir kitleyelim abi. Nerede abi? Şuraya Add one jet ban reload atalım da bir. Şimdi Kiçik Mustafa Esat Temel. Mustafa Esat Temel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimizi kilitledik ve buraya baba SV olarak prefiksimiz sonrası bir şekilde geldi. Yani arkadaşlar buradaki mantığı anladınız mı? Mesela buraya name yazıyorsunuz. Banlanan kişinin ismi gözüküyor yani. Sonra reason yazıyorsunuz, banlanma sebebi. Bunlar placeholder gibi de düşünebilirsiniz yani bunları. Bu operatör kim tarafından banlandığını belirtiyor. Sonracığıma başka neyi gösterebilirim? Prefixli bir şey. Ha, mesela bu prefix arkadaşlar. Şuradaki prefix olarak da düşünebilirsiniz. Yani kicklenen adamı. Hatta kick kısmı nerede oradan gösterirsem daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar prefix kicklenen adamı. Yani buradaki prefix şuradaki prefix tarafından değiştirilebiliyor. Bunu da demeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah sonrasız bir şekilde her şeyi anlatabilmişimdir. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum da atladığım bir şey yok gibi. Dediğim gibi buradaki komutları da kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Mesela history, isim ve IP'sini yaz ve sayfasını yaz falan diye düzenleyebilirsiniz. Yeni mod falan alım yaptıysanız modlar nasıl kullanacağını falan bilmiyorsa komutları buraya sonsuz bir şekilde ayarlamalar çekebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Elimden geldiğince bugün sizlere Advanced Ban Plugin'i tanıtmaya çalıştım. Bu arada ortalarda bahsettiğim şeyler aşırı önemliydi. Hatta sonunda bir kez daha bahsedeyim onlardan. Arkadaşlar eğer bunu BankCourt'ta kuruyorsanız bunun permanent'i kesinlikle BankCourt yetki pluginizden vermeniz lazım. Civicode'da kurduysanız kendinizde OP olması bile yeterli. Permanent'iniz olur yani. Genel olarak size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.